Merhabalar arkadaşlar, ben Ferhat Erdoğan. Artık arkadaşlar denemeden ziyade konu konu parabol, mesela logaritma, limit, türev, integral, bu konuların testlerini fizikten de test çözeceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiğince deneme çözmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi soruya başlayalım. Haydi, parabol konusuyla ilgili. Birinci sorumuz, parabolün simetri ekseni x artı 1 eşittir 0 doğrusudur. Fx fonksiyonunun alabileceği en küçük değer -2 olduğuna göre b değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi ne yaparsınız? Hemen geldim, parabolün simetri ekseni verilmiş. Simetri ekseni neydi? X eşittir -1'miş. He. Simetri ekseni arkadaşlar nedir? R eşittir -b/2a değil miydi? Hadi yerine yazalım. R dediğim şey tepe noktası. B dediğim şey burası. Eksi a eksi 2 bölü 2 çarpı a dediğim yerde x karenin katsayısı. Tamam. Bu neye eşitmiş? Eksi 1'e eşitmiş. Haydi buradan a'yı bulalım beraber arkadaşlar. R eşittir eksi a artı 2. Hadi şurası r yok artık. Şurayı eşitleyelim. Eşittir eksi 2 a. Sağa sola atarsanız arkadaşlar a eşittir. Eksi a eşittir 2. A eşittir. Eksi 2 oldu mu? A'mız neymiş? Eksi 2'miş. Yerine yazalım denklemimizi. Eksi 2 x kare eksi 4 x artı b artı 1. Peki buraya kadar tamam. Peki burada bizden neyse en küçük değeri eksi 2, yani tepe noktası eksi 2'ymiş y'ye ordinatı. O zaman x'in yerine eksi 1 yazdığımda y'nin olacak eksi 2 olacak. X'in yerine eksi 1 yazıyorum. 2 çarpı eksi 1 karesi eksi çarpı 4 çarpı eksi 1 artı b artı 1 neye eşit? Eksi 2'ye eşit. Haydi düzenleyelim. Eksi 2 artı 4 artı b artı 1 eşittir eksi 2. Eksi 2, 4 daha 2, 1 daha 3, bu tarafa attım. B'miz ne geldi arkadaşlar? Eksi 5 cevabı karşınıza gelmiş oldu. Haydi diğer sorumuza geldik arkadaşlar. Evet. Fx fonksiyonu verilmiş. En büyük değeri. En büyük ve en küçük değer sorulduğunda tepe noktalarda, tepe noktası 1 ile R1 diyelim buna. R1 eşittir. Eksi B bölü 2A'dan ne gelir? Eksi B bölü 2A'dan 2 bölü 2A geldi mi? Şununki de R2 olsun. R2'miz nedir arkadaşlar? Geliyorum. Nedir? Eksi B bölü 2A'dan 4 bölü 2 oldu. 2 oldu mu burası? Evet. Parabolün alabileceği en küçük değer. O bulalım. Bunun en küçük değerini biliyorum. R'miz 2 iken yazıyorum. F2 şurada. En küçük değeri geliyor arkadaşlar. 4. Eksi 8 artı A. Burası neymiş? Hop bulalım. Hemence eksi 4 artı A oldu mu? Tamam. Peki bunun en büyük değeri. Yerine yazalım şurayı. A çarpı. Sadeleştirirsem 1 bölü A'nın karesi. 1 bölü A kare. Eksi 2 çarpı 1 bölü a artı a eksi 5. Bunlar birbirlerine eşitmiş arkadaşlar. Düzenleyelim. 1 bölü a eksi 2 bölü a artı a eksi 5 eşittir. Eksi 4 artı a'dan a'lar gider dostlarım. Eksi 1 bölü a sağa sola attım eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 1 geldi mi? A'mız ne olur o zaman? A'mız eşittir. Eksi 1 cevabı gelmiş oldu arkadaşlar. Geldim diğer sorumuza. Parabol verir. Doğrusu farklı iki noktada kesişiyor ise A için nedir? Arkadaşlar parabol var ve doğrum varsa bunlar iki noktada kesişiyorsa deltam sıfırdan büyük olacak. Haydi ortak çözüm yap. Deltayı sıfırdan büyük bul arkadaşlar. Haydi yapalım beraber. X kare eksi x artı a eşittir x artı 1. Ortak çözüm yaptım. X kare eksi 2x artı a eksi 1 eşittir 0 değil mi? O burası denklemimiz. Eşitlik yok zaten şurada arkadaşlar. Eşit 0 yaptım. Şurada delta 0'dan büyük olacak. Delta neydi aşağı? Delta 0'dan büyük olacak. B kare 4 eksi 4a 0'dan büyük. Bu da ne olur? A eksi 1 unutma şurada. Evet. 4 eksi 4 çarpı a eksi 1 eksi 4. Şöyle a eksi 1 şöyle alayım. Daha rahat sıfırdan büyük. 4 eksi 4 a artı 4 sıfırdan büyük. Sağa sola atalım. Eksi 4 a
4, 4 daha 8 oldu. 8'i bu tarafa attım. Eksi 8 oldu. Eksiye bölersem A'mız ne oldu arkadaşlar? Eksi 4 A. Doğru değil mi? Evet. Evet, bu tarafa attım. A'mız ne oldu? Yön değiştirir. 2 oldu. A'mız 2 değer. Küçükmüş. Doğru mu? Bakalım hatamız olmasın arkadaşlar. Üçüncü soru denizde diyor. Hatamız yok. Bizde hata olmaz. Geldim dördüncü sorumuza arkadaşlar. Şekilde verilen o ABC dikdörtgenin alanı 12 birimmiş. Aha. Hemen simetri eksenini oluştur. Bak 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 geliyor. Eksi 1, 4 birim, 2, 2 alacağım. Buradan buraya, buradan buraya olacak arkadaşlar. O zaman burası ne olur? Bir noktası olur. Doğru mu? Doğru. Birden 2 birim tarafa geldim. 3, birden bu tarafa geldim. Eksi 1 oldu. Tepe noktası 1 oldu arkadaşlar. Şurası 0. Şimdi dikkat edin. 1 birim, 1 birim. Burası da 2 olacak o zaman. Burası da 1 birim olacak. Şurası 2 oldu mu? Şurası 2 birim. Kare miydi bu? 2. Alanı verilmiş. O zaman burası ne olur? 6 olmaz mı? 2 kere 6, 12 oldu. Evet. Ne istiyor bizden bu dostum? Buna göre parabolün tepe noktasının koordinatlarını istiyor. Oo, of of of. Hemen istersen denklemini yaz. Hocam de x artı 1. Hatta şuranın eksi 6 olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? Şu noktanın eksi 6. X artı 1 çarpı x eksi 3 çarpı a'yı unutmuyorsunuz. Eşittir f(x) fonksiyonum budur. Peki ben x'in yerine 0 yazdığımda y neymiş? Eksi 6 demiş. X'in yerine 0 yazdım. 0 yazdım. Eksi 3a eksi 6. A'mız ne geldi? A'mız eksi 2 geldi dostum. A'mız eksik olmaması lazım. Eksi 6 bölü a'mız 2 geldi. Heh, tamam şimdi doğru. A'mız 2. Bizden neyi istiyor dostum? Bizden neyi istiyor? X'in yerine 1 yazdığımda X'in yerine 1 yazdığımda tepe noktasını istiyor. Haydi bulalım. X'in yerine 1 yaz. Hop. Hop. 1. 1 daha 2. Birden 3 çarpı eksi 2. Eksi 2 çarpı 2. Eksi 4. 2 eksi 8 olmuş olur. Var mı? Evet. Bizden eksi 8'i buldum. Yani 1'e eksi 8 noktası istiyor bizden. Tepe noktasının koordinatlarını istiyor. 1 eksi 8 daha eksi 7 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Haydi diğer sayımıza geldik arkadaşlar. Evet görüyor mu soru? Evet. Ama gözlerim görmüyor. Evet. Yukarıda verilen parabolün grafiğine göre A değeri kaçtır diyor. Ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi şuraya geldim. OA 3OB'ymiş. OA neresi? Şurası. Buranın 3 katı. Burası x1 iken burası ne olacak? Yani 1 iken burası eksi 3x1 olacak. Doğru değil mi? Doğru. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi çözelim beraber. Parabolün grafiğine göre A değeri kaçtır diyor. Yani burası 1 iken burası ne olacak? Eksi 3 olacak. Burası x1 iken burası eksi 3x1 olacak arkadaşlar. O zaman tam tepe noktası da ne olur? Şöyle yapalım. Evet şöyle yapalım o zaman. Şuraya yapalım. Çarpımları burayı verdiğine göre hangi sayıların çarpımları eksi 12 olur? Eksi 12 olur. O zaman ben buraya 2 desem burası eksi 6 olur mu? Sağlar mı arkadaşlar? 2 eksi 6 doğru. Kaç birim? 3 birim. Hiç gerek yok. 2 eksi 6 çarpımları buraya verir. Doğru mu? 2 eksi 6 daha ortayı verecek bana. Bakalım doğru. X artı 6 x eksi 2 çarpı a demiş sana x kare gördüm. Çarpalım. X kare artı 4x eksi 12. Aha sağladı arkadaşlar. Şuraya geldim. Burası eksili geliyormuş. Evet. Burası eksili olması için burası eksili olması için o zaman a'mız olur eksi 1 olmaz mı? Bak şu 4'ü kıracağım. Eksi 1, eksi 5, 1 daha, eksi 4, eksi 4 çarpı eksi artı yapar, 4x yapar. Cevabımız bu oldu arkadaşlar. Evet şimdi şu soruya geldik. Doğrusunun kesin noktaların ordinat orta noktası. Ortak çözüm yapın. Haydi beraber bulalım arkadaşlar. Şimdi doğrusunun kesin noktaları. Şimdi parabolümüz var. Şöyle kesişti. Bir de burada. Biri burada kesişti. Tam orta noktası benim simetri eksenimi verecek arkadaşlar. Şurayı verecek. Evet ben şurada şunu yapıyorum. O zaman şu nokta neymiş arkadaşlar? 3'e eksi 3'müş. Şu
Şu doğru üzerinde bu. Peki bu doğru simetri ekseni şurası x'imiz ne oldu? 3 oldu. Ben x'i şurada yerine yazacağım arkadaşlar. Dikkat edin. O zaman r'yi buluyorum. R eşittir. Eksi b bölü 2a değil mi? Haydi bulalım. Şu fonksiyonda. Bu da neye eşit? 3'e eşit olacak. Yapıyorum. Eksi b dediğim eksi a. A bölü a dediğim şey 1. 2 eşittir 3'ten. A'mız ne geldi? 6 mı geldi? Burası neymiş? 6'ymış. A'yı 6 buldum. Peki şu parabolde bize nesi? Orta noktası bu olduğuna göre. Bu A'yı buldum. A'mız 6. Peki B'yi nereden bulacağım? B'miz şu doğru üzerinde. X'in yerine 3. Y'nin yerine eksi 3 yazacağım. X'in yerine 3. Y'nin yerine eksi 3. Haydi yazalım beraber. 2 kere 3 6. Eksi 9 mu oldu? Eksi 9. B'de eksi 9 oldu. Doğru değil mi? Evet arkadaşlar. B'mizde eksi 9 oldu. Şimdi A artı B'yi soruyor. A'mız 6. Dikkat edelim doğru mu? Eksi B bölü 2 A'dan. Eksi eksi artı A bölü 2. Eşittir 3'ten. A'mız 6 bulduk. Tamam. A'mız 6 bulduk. Doğrusu kesim noktaların orta noktası. Kesim noktaların orta noktası. Evet. Burası var. X1 artı X2 bölü 2A'yı verecek. Doğru değil mi? Tepe noktası verecek yani burası. O zaman R eşittir. Eksi B bölü 2A'dan. Çok güzel bir soru. Tamam. Peki. Şu nokta. Doğrusu kesim noktaların orta noktası. Şu nokta doğruyu sağlamak zorunda. Y'miz eksi 3. 2 çarpı 3 eksi 6 eksi 9 oldu. Burası da eksi 9 oldu. Ben bunları toplarsam bir yerde hatamız var arkadaşlar. Nerede hata yapıyorum? Bir yerde hata yapıyoruz. Şuna bir daha bakalım. Evet. Şimdi şurayı çizeyim şöyle. Evet arkadaşlar. Güzel bir soru. Soru gözüküyor mu? Evet. Doğrusunun kesim noktalarının orta noktası. Doğrusunun kesim noktalarının orta noktası burasıymış. Bu orta noktası tam x1 artı x2 bölü 2 değil mi? O da r'yi vermiyor bana. R'yi veriyor. Ortak çözümden r'yi verir. Ha ortak çözüm yapmayı unuttuk arkadaşlar. Evet biz bunları ayrı ayrı. Ortak çözüm yap. Çünkü bunlar ortak noktada. Biz orayı kaçırdık. Hemen yapalım arkadaşlar. Ortak çözüm yapmadığımız için hata geldi. Evet şimdi ortak çözüm yapıyorum dostlar. Hatayı gördünüz mü? Aman ama siz yapmayın. X kare eksi a x artı 1 eşittir 2 x artı b. Yoksa dönüp duracağız. Haydi bakalım. X kare eksi a artı 2 x artı b 1 eksi b. 0. Evet r'miz neydi? R'yi buluyorum. Eksi b bölü 2 a'dan artı burası oldu. A artı 2 bölü 2 eşittir. 3 değil miydi? Ne olur? A artı 2. 6 A ne oldu? 4 mü oldu? A'mız 4 oldu. B'yi de burada yazdı zaten. Bu doğru üzerinde olduğu için. 3. Eksi 3. O da eksi 9 geliyor. Yazarsam. Eksi 9 eşittir B oldu. Bu da 4 oldu. Toplarsam eksi 5 cevabı karşınıza gelmiş olur.